Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Rusçadaki önekli fiilleri inceleyeceğiz. Bilindiği gibi Rusçada Türkçeden farklı olarak önekler bulunur. Bu özellik Rusça öğrenmeyi biraz zorlaştırıyor. Genellikle Rusça öğrenmeye başlayanlar öneklerle ilk defa hareket fiilleri konusunda karşılaşırlar. Ancak Rusçadaki önekler hareket fiilleriyle sınırlı olmayıp Rus dil sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Önünüzde gördüğünüz tabloda Rusça'da bulunan bütün önekleri sizler için not ettim. Lakin bu dersimizde bu önekler hakkında konuşmayacağız. İlerleyen derslerimizde her öneki ayrı bir şekilde inceleyeceğiz ve kullanım yerlerini göreceğiz. Rusça'da önekli fiiller anlam bakımından önek ve kök olmak üzere iki kısma ayrılır. Aynı kökten iki farklı önekle zıt anlamlara gelen fiiller üretilebilir. Sizler için kökü aynı olan iki farklı önekli fiili buraya not ettim. Sizin de göreceğiniz üzere prikleyte yapıştırmak anlamına gelirken atkleyte yapışkan bir şeyi koparmak anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde peresalit fazla tuz koymak anlamına gelirken nedosalit az tuz koymak anlamına gelmektedir. Her kelimede önek ve kökü ayırabilmek ve öneklerin ana anlamlarını bilmek son derece önemlidir. Çünkü bu sayede her cümle ve metnin tümü daha kolay ve net anlaşılır. Önekler sayesinde bir eylemin ne kadar ince detaylar ifade edebildiğini göstermek için bir fiil köküne farklı örnekler getirerek örneklendirelim. Fiil kökümüz sıpat olsun. Sıpat, kum, un gibi taneli malzemeleri dökmek anlamına gelmektedir. Ras sıpat ise bir yüzey üstüne dökmek. Sıpat, birkaç kaptan aynı kaba dökmek. V sıpat ise bir kaptan dökmek. Bir kaptan başka bir kaba eklemek. Fsıpat, bir kaba dökmek. Atsıpat, malzemenin bir kısmını ayırmak. Resimde de gördüğünüz üzere malzemeler iki farklı kaba ayrılmış. Sizler için diğer örnekleri ekleyerek daha farklı kelimeler elde edebileceğimizi göstermek için şu fiil listesini ekledim. Da sıpat malzemeyi ilave etmek, ne da sıpat eksik koymak, prisıpat malzemeyi dökerek bir nesnenin üstünü örtmek, na sıpat üstüne dökmek, pad sıpat altına dökmek veya gizlice ilave etmek, prasıpat malzemenin bir kısmını tesadüfen yere dökmek, za sıpat malzemeyi dökerek bir nesnenin üstünü örtmek veya bir çukuru doldurmak. Ab sıpet, malzemeyi bir nesnenin her tarafına dökmek. Ve u sıpet, her tarafa dağıtmak. Sizin de gördüğünüz üzere fiil kökü aynı kalarak yalnızca önek eklenerek çok farklı anlamlar elde edebiliyoruz. İlk bakışta bütün bu anlamları aklımızda tutmak imkansız görünebilir. Fakat aslında durum hiç de öyle değildir. Mesela na ön eki genellikle bir şeyin üstüne anlamında kullanılır. Ön ekimiz na olduğu zaman ardına gelen fiil kökü ne olursa olsun genellikle üstüne anlamını verir. Pod ise altına anlamını verir. Önemli olan şudur ki, örnekleri çalıştıktan ve nasıl işlediklerini anladıktan sonra yeni kelimeler daha kolay ezberlenir. Kelime haznesi ciddi bir ölçüde genişler, fiille birlikte kullanılacak ismin hali ve zamiri daha kolay bulunur. Ayrıca Rusçadaki birçok ismin fiillerden türediğini unutmamak gerekir. Rusça örnekleri öğrenmeye başlayan öğrenciler sık sık bütün bu örneklerin gerçekten kullanılıp kullanılmadığını ve örnek kullanmadan Ruslarla anlaşmak mümkün olup olmadığını sorarlar. Cevap şöyledir.
Çok basit günlük konularda zamir kullanmadan Ruslarla anlaşmak tabii ki de mümkündür. Fakat kendi fikrini net ve açık olarak ifade etmek mümkün değildir. Düzgün bir yazılı metni ise örnekleri bilmeden oluşturmak tamamen imkansızdır. Peki örnekleri çalışırken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle bilmemiz gerekir ki her fiil kökü her örnek ile kullanılmaz. Ayrıca her fiil örnek almaz. Bazı örnekler konuşma dilinde, bazıları ise yazı dilinde kullanılır. İlerleyen derslerde hepsini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz, göreceğiz ve uygulayacağız. Bu videoyu yalnızca örnekler konusunda bir bilgi edinmeniz için hazırlıyorum. Bazı örneklerin birden fazla anlamı vardır. Mesela merit. Bütün ölçüleri almak anlamına gelirken aynı zamanda da ölçerken kazık atmak anlamına da gelmektedir. Rusça'da her zaman olduğu gibi fiilin tamamlanmış yani savršenli vid ya da tamamlanmamış ni savršenli vid formda kullanılacağına dikkat çekmek gerekiyor. Mesela dočítavat, dočítat. İki kelime de sonuna kadar okumak anlamına gelmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İyi dersler.